Instagram'dan bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz oversize oduncu gömleğimi nasıl yaptığımı paylaşacağım. Benden çok fazla isteniyordu bu model ve ben de gerçekten çok beğeniyordum. Özellikle bu sene her yerde gördüğümüz için biraz daha ilgimizi çekti sanırım. Kendime yapmışken size de anlatmak istedim. Evet, video birazcık uzun çünkü çok fazla detayı var. Ama sakin sakin yaparsak işin içinden çıkacağımızı düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Gömleğimi yapmak için 1,5 metre ince kaşe kumaş kullanıyorum. Dokusuyla falan gerçekten çok güzel ve hani kumaş kendi kendine bağırıyordu benden oduncu gömleği yap diye. Öncelikle kumaşımı ikiye katladım. Bu kumaşın kenarındaki ipliklenmiş kısım benim çok hoşuma gitti ve düğme patının kenarlarında bir detay olarak kullanmaya karar verdim. Bunun için kenar kısmından dikeceğim ve önce ön parçaları keseceğim. Düğme patım için yeterli payı bıraktıktan sonra pijamamın üstünü ikiye katlayıp kenarına yerleştiriyorum. Bu pijama üstümün genişliğini çok güzel ayarlamışım. Bunu da kendim dikmiştim. Ve onunla genişlik olarak benzer olmasını istediğim için önce onu yerleştirdim. Ve pijamamın üzerine de bir gömleğimi yerleştirdim ki boyutunu, altının yuvarlaklığını falan da ondan kopya çekerek yapıyorum. Biraz daha geniş ve biraz daha uzun yaptıktan sonra etrafından kesiyorum. Yani aslında iki kalıbı birleştirmiş olduk şu an. Burada yakasını çok az oymaya dikkat edin. Şimdi arka parçayı keseceğim. Kumaşımın diğer tarafında kalan kenarımı bu sefer önüme aldım ve yine ikiye katladım. Bu kez kat kenarına ön parçamı yerleştiriyorum. Yine düğme patım için bıraktığım kısım dışarıda kaldı. Çünkü arkada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Alt kısmını biraz daha uzun yaparak etrafından kesiyorum aynı şekilde. Bir de farklı olarak kol oyuntusunu biraz daha az veriyorum. Arka parçamı şimdi bir kenara alıyorum ve ön parçamı birazcık tıraşlayacağım. Öncelikle kolunu birazcık tıraşlıyorum. Aslında az önce yaptığım da yeterliymiş ama daha rahat olsun diye yaptım açıkçası. Çok geniş olduğu için çünkü orada pot durmasını istemedim. Yakasını ve omzunu da birazcık içeriden alıyorum. En kolay bu aşamada yapacağım için ön taraftaki paylarıma yani düğmelerimin geleceği yere tela ütüleyeceğim. Şerit şeklinde telamı ütüledikten sonra bu kenar parçalarını içeriye doğru kıvırıyorum. Ve buralardan iğneliyorum. Şimdilik dikmeyeceğiz. Sadece derli toplu durmasını istiyorum. Birbirinin üzerine bindiğimde bu kenar kısımdaki iplikler bu şekilde görünecek. Arka parçamı alıyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde ön parçalarımı arka parçamın üzerine yerleştiriyorum. Ve omuzlarından dikiyorum. Dikerken overlock makinesi kullanıyorum. Omuzlardan diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şöyle dikine doğru açıyorum ve bu oyuntuya şimdi kollarımızı hazırlayacağız. Kumaşımın kalan kısmının kenarından 4'e katlıyorum. Ve gömleğimin kolunu yerleştiriyorum. Manşet yapacağım için manşet kısmını katlıyorum ama pay bırakmayı da unutmuyorum. Devamında ise biraz daha kolumu genişleterek kesiyorum. Çünkü biliyorsunuz daha geniş kesmiştik gövde parçasını bu gömleğe göre. Kolumu kesip çıkardıktan sonra kat kısımlarını açıyorum. Ve bir tarafından tıraşlıyorum. Bu taraf ön tarafa denk gelecek. İğneyle işaretliyorum karıştırmamak için.
Şimdi manşetlerimi keseceğim. Zaten pazartesi günü manşet yapımını göstermiştim. Aynı şekilde yapacağım. Kumaşımın yan tarafına kolumu koyuyorum ve onun boyutundan hizalayarak manşetlerimi kesiyorum. Ben burada birazcık büyük kesmişim. Sonradan küçülteceğim. Şimdi kol parçalarımızın yırtmaçlarını yapmaya geldi sıra. Yırtmaç yapmak için öncelikle kolumun bu uzun kenarlarına overlock çekiyorum. Çünkü sonradan burayı sadece düz dikişle birleştireceğim. Overlocklarımı çektikten sonra uç kısımlarını gömleğimin ucunda ne kadar bir yırtmaç istiyorsam, yani elim nereden rahat geçecekse overlock dikişim kalınlığında içeriye doğru katlıyorum iki kez. Yani içeriye saklıyorum dikişimi. Ve dikeceğim uzunluk kadar dikey bir şekilde iğne takıyorum. İki tarafı da eşitliyorum. Aynı şekilde diğer kola da aynısını yapacağım. Buraları düz dikişle dikiyorum. Sıra geldi manşetlerimizi hazırlamaya. Manşetlerimi az önce kesmiştim zaten. Bunların yarısına tela ütülüyorum. Telamı ütüledikten sonra uzun kenarları 1 cm kadar içeriye katlayıp ütülüyorum. Oraları ütüledikten sonra komple ikiye katlayıp tekrardan ütülüyorum. Güzelce ütüm yaptıktan sonra parçalarım bu şekilde görünüyor. Şimdi tersine doğru katlayıp o ütülediğim kısımları da açtırarak kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra düzüne çeviriyorum. Ve manşetlerimiz kol uçlarımız için hazırlar. Kolumun ön tarafını iğneyle işaretlemiştim. Arka tarafına gelecek şekilde minik bir pile ekliyorum ucuna. Çünkü çok geniş kestik ve bileğimden oturmasını istiyorum. Pile yapmak zorundayım. Daha sonra kolumun ucuna manşetimi şapka giydirir gibi giydiriyorum. Zaten ütülediğimiz için çok temiz bir şekilde çok rahat geçirebiliriz. Buradan dümdüz dikiyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde ayarladım. Manşetim bu şekilde görünecek. Gayet temiz oldu bence. Şimdi sıra geldi gövdemizle birleştirmeye. Tepeden başlıyorum ve kenarlara doğru iğneliyorum. Ve buralardan dikiyorum. Diktikten sonra omzundan tutup ikiye katlıyorum. Ve kol altı ile yan kısımlarını birleştireceğim.
Kol altımızda zaten overlock dikişi olduğu için orayı düz dikişle dikiyorum ve tam bu yırtmacım için katladığım kısma hizalayarak dikiyorum. Yani orada iki kat bir katlama payımız vardı ya, o payın hizasında dikiyorum. Daha sağından veya daha solundan değil. Gövdenin yan kısmını overlock çekmediğim için overlockla orayı temizliyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi yaka kısmını yapmaya. Yaka için öncelikle ölçü almamız gerekiyor. Ölçümü aldıktan sonra buna uygun bir şekilde yaka parçamı keseceğim. Ben yine bunu kendi bulduğum bir teknikle yapacağım. Bunu daha önce adım adım dikiş derslerinde çok ayrıntılı bir şekilde anlattım zaten. Aldığım ölçünün yarısını iki kat katladığım kumaşımın kat kenarından hizalayarak ölçüyorum ve orayı işaretliyorum. Kumaşımın kenarı birazcık yamuk yumuk olduğu için onu düzelttim. Öncelikle yakamızın ayak kısmını çiziyorum. Sonra istediğim uzunlukta bir yaka parçası çiziyorum oraya. Alt kısmı göbekli yapmayı unutmayın. Daha sonra çizdiğim yerlerden tüm bir şekilde bu parçayı çıkarıyorum. Ben şu anda tek bir parça kesiyorum yani iki kat kumaşım olduğu için, ama yaka parçamız bizim iki tane olacak. Yani aynısından bir tane daha kestim. Ve aynı şekilde iki tane de tela kesiyorum. Ben burada iki tarafa da tela ütülemek istedim çünkü telam çok inceydi yaka için kullandığım. Diğer beyaz biraz daha kalındı. Telamı ütüledikten sonra bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve bu alt kısmından en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu kısmı ayırıp güzelce ütülüyorum. Yani bu diktiğimiz kısmı iyice kırıyorum. Sıra geldi buradaki dikişi sökmeye. Bunu yine yakamızı kolay geçirmek için yapıyoruz. Ve dairesel bir yer olduğu için en kolay bu şekilde ütüleniyor. Şimdi bu kısmı hiç bozmadan geriye kalan bütün kenarları dikiyorum düz dikişle. Diktikten sonra köşe kısımlarına çıt atıyorum ki düzüne çevirdiğimizde potluk yapmasın dikiş. Aynı şekilde yuvarlak kısımlara da öyle yapıyorum. Ben düz kısım olsa da böyle birkaç tane atıyorum hazır atmaya başlamışken. Çıtlarımı attıktan sonra düzüne çeviriyorum. Makasla köşe kısımlarına iyice giriyorum. Ve bir de bu haliyle iyice büyütü yapıyorum. Burada benim yakamın ayağı birazcık küçük oldu. Ama ben bunu biraz bilinçli yaptım gibi bir şey oldu. Çünkü o görüntüyü çok sevmiyorum ama kullanım açısından güzel olduğu için hem çok görünmesin hem de kullanışlı olsun diye düşündüm. Eğer hoşunuza gidiyorsa siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz tabii ki. Şimdi yaka parçamı yakama geçireceğim. Bunun için ikisinin de ortasını buluyorum. Ve kenarlara doğru iğnelemeye başlıyorum. Şimdi burada ben farklı bir teknik kullanacağım. Farklı bir kenar kapatma yöntemi diyeyim. Aslında çok profesyonel olduğunu düşünmüyorum ama kullanış açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yakamın en ucuna geldiğimde, yani düğme patım için katladığım kısma geldiğimde, yaka ayağımın uç kısmını buranın içine saklayacağım. Düğme patımın başladığı kısma minicik bir çıt atıp yakanın ortaya gelen kısımla bağlantısını kesiyorum ve yaka ayağımın uç kısmını çıttan atlatarak buraya yapıştırıyorum. Düğme patlarımın en üst kısmının uçlarında minicik içeriye doğru kıvırıp
Yaka ayağımın ucunu ikisinin arasına sıkıştırıyorum ve o şekilde iğneliyorum. Çok fazla sözlerle anlatılabilecek bir şey değil. Elinize aldığınızda bu kısmı açıp izlerseniz rahat bir şekilde anlayacaksınız. Ve bu kısmı tek bir düz dikişle birleştiriyorum. Güzel bir ütü yaptığımız için arka tarafta hiçbir şekilde kaçmalar olmayacak. Artık ön tarafın dikişini atabilirim. Bu kısmı dümdüz dikiyorum. Ve bu şekilde görünüyor. İncecik içeriye doğru iki kez kıvırarak alt kısmı da kapatıyorum. Burada yuvarlak yüzeylerin kenarlarını kıvırmak için güzel bir teknik kullanıyorum ben. Önce overlock çekiyorum ve overlock dikişimin kalınlığında içeriye katlıyorum. Hiçbir şekilde gerdirme olmuyor bu sayede. Bütün bir altı kapattıktan sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi ceplerimi yapmaya. Ceplerim için öncelikle gömleğimde böyle bir göz kararı ölçü alıyorum. Ve bu ölçülerime uygun sadece dikey kısma biraz daha fazla pay bırakarak dikdörtgen parçalar kesiyorum. Ben ekoseyi çapraz bir şekilde kullanmaya karar verdim cep dikerken. Bunların ağız kısımlarını iki kez içeriye doğru kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Daha sonra bütün kenarlarını da 1 cm kadar içeriye doğru katlıyorum ve ütülüyorum. Gömleğimin üzerine yerleştiriyorum ve üç kenarından dikiyorum. Dikerken düz dikiş kullandım. Ve gömleğimiz artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Siyah kemik düğmeler aldım. Ve düğme dikmek istediğim yerleri işaretleyerek iliklerimi açıyorum. Ben bu gömlek için 7 tane düğme kullandım. 2 tane kollara, 5 tane de ön tarafa. İlik dikişlerimi attıktan sonra orta kısımlarını sökücümle açıyorum. Ve iliklerime karşılık gelen yerlere de düğmelerimi dikiyorum. Ve en son olarak da etiketimi dikiyorum. Ve gömleğimin yapımı işte bu kadardı. Evet, birazcık sabır istiyor, hatta belki sabır bile zorluyor olabilir ama sonuç gerçekten değiyor. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.